Şimdi Almanya, Avrupa ülkeleri, diğer Avrupa ülkeleri, Türklerin yaşadığı özellikle ülkelerdeki gündemi alacağız. Tabii bütün dünya İran'ı tartışırken İran'ın yansımaları vardır diye tahmin ediyoruz. Oktan Erdikmen, günaydın, seni dinliyoruz. Günaydın Semra Topçu. Elbette İran birinci haber. Evet, bu Trump'ın da Kuzey Kore ile yürüttüğü tartışma, nükleer tartışma diğer bir önemli haber Avrupa'da. Bunları temkinle izliyor. Ancak yapılan yorumlar, Türkiye'de yapılan yorumlardan çok farklı değil. İran'daki olayların yeni bir an evvel yatışmasını ve bölgenin yine sakin bir yapıya bürünmesini istiyor Avrupalılar. Belki önümüzdeki günlerde ambargoların yeniden değerlendirilmesiyle ticaretin artması söz konusu olabilir. Bu açıdan ekonomik ve siyasi değerlendirmeler var. Ancak daha çok izleme durumunda. Yani ABD'de görüldüğü gibi bu olayların daha çok körüklenmesi veya daha ileri boyutlara gitmesi gibi bir dilek söz konusu değil. Sadece Avrupa'dan izlemekle yetiniyor şu anda siyasetçiler. Bunun dışında Fransa'da yine bir fırtına tehlikesi var. Fransa onu konuşuyor şu anda. 140 ile 200 kilometre arasında etkili olacak bir fırtına bekliyor. Özellikle Korsika bölgesinde ciddi etkili olacak kıyı bölgelerinde. Almanya'da ise yılbaşı gecesi yaşanan olayların tartışması devam ediyor. Havai fişekler geçtiğimiz günde söylemiştik. Bir gelenek haline geldi. Herkes bunlarla kutlama yapıyor. Ve bu esnada hayatını kaybeden insanlar oluyor. Yeniden bu havai fişekler tartışıldı. Ve polis ve itfaiye sağlık ekiplerine kasıtlı olarak havai fişekler ve roketler atan insanlar olmuştu. Bunlar da 90-100 metre mesafeye gidebilen havai fişekler. Dolayısıyla tehlikeliler. Ve bunlar yeniden bu olaylar gözlerin mültecilere çevrilmesine neden oldu. Böyle bir özellikle aşırı sağ çevrelerde herhangi bir olay olduğu zaman bunun sorumlusu olarak mültecileri gören, gösteren, görmek isteyen bazı siyasetçiler var. Polis de bunlarla ilgili bir Arapça tweet atmıştı, uyarı tweeti. Aşırı sağcı bir milletvekili de işte Müslüman erkek sürüsünden oluşan grup tecavüzcüler gibi çok ağır bir ifade kullandı. Ona çok büyük tepki var şu anda. Bunlar devam ediyor. Ve mültecilerin yaş tespitinin yapılması gibi bilimsel araştırmalar gündeme geldi. Röntgen çekerek yaşlarını tespit edelim. Çünkü bunlar yaşlarını düşük gösteriyor ve daha az ceza alıyorlar diye özellikle hem sağdan hem soldan ilginç bir şekilde eleştiriler geldi. Doktorlar da buna karşı çıktı. Çünkü hasta olmayan bir insanın röntgenini çekmek, insanlığa sığmaz. Bizi bu olaylara karıştırmayın. Mahkeme olmadığı sürece biz böyle bir şey yapmak istemiyoruz diye. Tabii ki odasından bir açıklama yapıldı. Yine bizi ilgilendiren, her zaman Türkiye'den alışkın olduğumuz havaya ateş açarak diğer masum insanları yaralayan olaylar oluyor biliyorsunuz. Bunun bir benzeri Almanya'da yaşandı. Yılbaşı gecesi kutlama amacıyla havaya ateş açan birisi 12 yaşında bir çocuğu vurdu. Çocuk yaralandı ve şu anda tutuklu. Şüpheli de maalesef Türk vatandaşı çıktı. Yani yarı alkollü bir şekilde havaya ateş açan birinin vurduğu tahmin ediliyor polis tarafından. Almanya'da yine bir Erdoğan Böhmermann 103. madde tartışması vardı. Bir şiir yayınlamıştı bir Alman komedyen. Aslında bu şiir de değil yani çok çirkin hakaretler içeren bir saçmalık bir metindi. Ve buna ilişkin soruşturma başlatılmıştı. 103. madde yabancı devlet adamlarına hakaret maddesi olarak biliniyordu. Bu madde kaldırıldı. Son olarak da şunu söyleyebilirim. İsveç'te ilginç bir araştırma var. Hayvanların hastalıkları tespit ettiklerine ilişkin bir takım bulgular zaten vardı bilim dünyasında. Ve ilk defa insanların sadece diğer insanların yüzlerine bakarak tahmin ettiklerinde %81 oranında doğru tahmin derecesine ulaştıkları ortaya çıkarıldı bilimsel olarak. Yani birisi iyi görünmüyorsunuz dediğinde bunu ciddiye almakta fayda var. Aklını okuma noktasına yavaş yavaş ilerliyoruz birbirimize bakıp demek ki. Oktan Erdikmen, teşekkürler. Evet, bilimsel Ben gelişmeleri teşekkür de ederim yine. aktardı bize Oktan Erdikmen. Tekrar Türkiye'ye dönelim.